Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, şu anda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeyiz ve Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Cengiz'in makam odasındayız. Sevgili seyirciler, artık okulların açılması çok yaklaştı ama gündem çok yoğun Milli Eğitim'de. İşte TEOG, temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavları açıklandı. Sonrasında çok yazıldı, çizildi, eleştiriler yapıldı. Birçok konu var. Bu konuyu konuşacağız. Bu arada işte okullar yaklaşırken devam eden okul inşaatları var. Onlar ne olacak gibi gündemden birçok konuyu konuşacağız. Evet hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet. Çok yoğunsunuz. Bize zaman ayırdınız ama hakikaten bizi de arıyorlar. Bizler de gündemi takip ediyoruz. Çok gündemin tam ortasında konular var. Ama öncelikle bu geçtiğimiz günlerde siz İl Milli Eğitim Müdürü olarak artık Balıkesir'desiniz. Yeniden Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürüsünüz. O konuyla ilgili birkaç cümle sarf etmek isterseniz oradan başlayalım. Bu üçlü kararnameyle tamam yapıldı Bolu iline. Evet. Bolu ilindeki arkadaşımız İbrahim Çavuşoğlu da Balıkesir'e Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Bizler karşılıklı olarak tekrar bakanlığımız tarafından vekaleten görevlendirildik. Şu anda biz görevimize devam edeceğiz. Bundan evet. Böyle Balıkesir Milli Eğitim Müdürü olarak göreve devam edeceğiz. Evet. Bu tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın tasarrufunda olan ve o bakanlığın uygun gördüğü ve kendi inisiyatifinde olan bir uygulamayı kullanması diyoruz. Öyle evet, mi? Evet, aynı şekilde. Peki, şimdi o konuyu geçelim. TEOG konusuna başlayalım. Şimdi TEOG konusunda işte Milli Eğitim Bakanlığı bir uygulama başlatıyor. Bunun öncesi var. Bizler de hatırlayacaksınız, bu konuda programlar da yaptık. Bu tercihlemelerin yapılmasında rehberlik araştırma merkezi müdürleriyle, hocalarıyla programlar yaptık. Çok önemli demişlerdi. Hakikaten ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Şimdi burada bize gelen şikayetler diyeyim veya işte açıklamalarda da belirtildiği üzere insanlar bu işin içinden pek çıkamadıklarını ifade ediyorlar. Neydi sistem? İsterseniz sistemi bir anlatın, sonra öbür konulara dönelim. Evet, TEOG, kısa adıyla TEOG diye adlandırılan temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi diyoruz biz buna. Evet. Bildiğiniz üzere 8. sınıflar okuldan mezun olurken liselerdeki okul türlerine, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi gibi okul türlerine girerken belli bir sınavdan geçiyorlardı. Bunun daha önceki ismi OKS sınavıydı, SBS sınavıydı. Şu andaki sınav da TEOG sınavı. Yalnız tabii TEOG sınavının belli bazı özellikleri var. Diğer sınavlardan bu sınava ayıran temel özellikleri var. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaklaşımına göre temel eğitim den orta öğretime geçiş sınavında artık öğrencilerin bilişsel anlamda veya çok fazla bir gerilme içerisinde girilmemesi öngörülüyor. Yani şu şekilde çocuklar çok gergin sınavlara giriyorlar. Rahat, relax bir şekilde sınava giremiyorlardı. Bu nedenle çocuklarımızı rahatlatmak için 7. ve 8. sınıflarda bu sınavlar gerçekleştiriliyor. Yani sadece bir sınav şeklinde değil, birinci dönem bir sınav, ikinci dönem bir sınav, aynı normal ders sınavına girer gibi bu sınavlara giriyorlar ve bu puanlarla değerlendiriliyorlar. Biz bunlara TEOG 1 ve TEOG 2 şeklinde, yani birinci dönem ve ikinci dönem sınavları şeklinde adlandırıyoruz ve bunların ortalamaları alınıyor. Bu ortalama sonucuna göre de bu çocuklarımız okullara yerleştirildi. Bu seneki fark şu, daha önce Anadolu Lisesi türüyle birlikte düz liseler de vardı. Dolayısıyla çocuklar belli bir puan barajının altında kalınca, geçen yılları dikkate aldığımızda 200 puanın altında kaldığında düz liselere ya da düz bölümlere yerleştiriliyordu. Bu seneki sistem tamamen Anadolu liselerine geçiş olduğundan dolayı bir sıralama şeklinde. Yani çocuk puanına göre bütün mesleki okullara ya da diğer okul türlerine otomatikman yerleştiriliyor. Böyle bir sistem. Evet. Ve bu sistemle tercihler yapıldı, sonuçlar açıklandı. Şimdi burada 6 okul türü bildiğimiz kadarıyla var, değil mi hocam? Evet. 6 okul türüne göre tercihlemeler yapıldı. Şöyle, TEOG sınavında 2 bölüm halinde çocuk tercih yapıyor. Birinci gruba biz birinci bölüme A grubu diyoruz, ikincide de B grubu şeklinde adlandırılıyor. Evet.
A grubunda öğrencimiz 15'e kadar tercih yapıyor. 15 tane okul tercihi bizzat ismiyle tercih ediyor. Evet. B'de ise 4 tane okul türü var. Tercih etmek zorunda kaldığı okul türü. Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Din Öğretimi, yani parantez içinde İmam Hatip Liseleri ve ÇPL'ler olarak adlandırdığımız çok programlı liseler. 6 okul türü var. Bu 6 okul türünden çocuk, öğrencimiz 4 okul türünü tercih etmek zorunda. Bu 4 okul türüyle birlikte ayrıca 3 ilçe tercihi zorunlu. Yani bu B grubundaki 4 okul türünü mutlaka öğrencimiz seçenek olarak işaretlemiştir ve 3 ilçeyi seçmiştir. Buna göre çocuk yerleştirilmiştir. Puanına ve yüzdelik dilimine göre. Dolayısıyla buradaki panik biraz da istenilmeyen bölüm, istenilmeyen ilçe veya okul geldiğinden dolayı şu anda velilerimiz tedirginlik içinde. Ben buradan velilerimize şunu söylüyorum. Gayet rahat olsunlar. Herhangi bir paniğe kapılmasınlar. Bu konuda rahatlıkla yakında işlemler çok daha doğru bir şekilde gidecektir. Yani evet. Bu konuda herhangi bir sıkıntıya gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii bir takım aksamaların, bir takım istenmeyen sonuçların olduğu yazıldı, çizildi. Çok üst düzeyde ulusal medyada da çıkan örnekler falan var ama biz ve ben şuraya getireceğim sözü. Şimdi bu akşam itibariyle artık nakillerle ilgili müracaatlar bitti. Evet. Yarın açıklanacak. Bakanlığımızın açıklaması şu şekilde. 26 Eylül tarihine kadar bu nakil müracaatları devam edecek. Evet. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri sistem üzerinden okullara müracaat ederek nakil talebinde velilerimiz, öğrencilerimiz bulunabilecekler. 17'ye kadar. Cuma günü de bu boş kontenjanlar ve öğrencilerin okullara yerleşip yerleşmediği ile ilgili sonuçlar açıklanacak. Yani yarın açıklanacak. Yarın, ilk dilimi yarın açıklanacak. Balıkesir merkezine gelen ilçelerden birçok öğrencimiz var. Balıkesir merkezinden de ilçelerimize giden birçok öğrencimiz var. Herkes ikametgah durumuna ve yüzdelik dilimine göre bu okullara yerleştirilecek. Bu konuda ben herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. İlçelerimizde olan çocuklar ya da burada olan ilçelere giden çocuklar cuma günleri bu durumu izlemek zorunda kalacaklar. Anladım. Her hafta tekrar müracaat edecekler. Yani diyelim ki yarın cuma günü açıklandı sonuçlar. Yerleşemedi. Önümüzdeki hafta pazartesiden perşembe günü akşam 17'ye kadar tekrar okullarına müracaat edecekler. Sistem üzerinden müracaat edecekler. Cuma günü tekrar yerleşip yerleşmediklerine bakacaklar. Bu 4 hafta boyunca böyle devam edecek. İlk 2 hafta sıkışıklık devam edebilir. Neden? Özel okul kontenjanları henüz tam net olarak ortaya çıkmadığı için. Bir de açık liseye yerleştirilecek olan çocuklarımız var. Bunlar yerleştirildikçe bir rahatlama, bir gevşeme meydana gelecektir. Şunu söyleyeyim, bizim 15.553 öğrencimiz Balıkesir'den mezun olmuş. 18.198 tane de kontenjanımız var. Yani Balıkesir'de. Kimse açıkta kalmıyor ama bir tercih var tabii ki. O tercih. İl dışından bize 1000 civarında öğrenci gelmiş, bizden de il dışına 1000 öğrenci gitmiş. Yani bunlar zaman içinde düzelecektir diye düşünüyorum. Oturacaklar. Peki şöyle bir şey var mı? Şimdi yerler belli oldu, hangi okullara yerleştirildiği belli oldu. Nakil için o yerleştirildiği okula gitme zorunluluğu var mı? Böyle bir şey var mı? Yani nakile müracaat için başka bir yere müracaat için. Sadece yerleştirildiği okula müracaatını yapacak. Hangi bir tane tercih yapabilecek? Evet. O bir tane tercih yapacak. Önümüzdeki hafta içerisinde oraya yerleşip yerleşmediğine bakacak. Evet. Olmadıysa ikinci hafta bir daha müracaat. Tamam. Edecek. Şimdi burada ben velilere özellikle şunu söylemek istiyorum. Yüzdelik sırası, yüzdelik dilimi çok önemli. Diyelim ki çocuk %40'lık bir dilimde. %10'luk dilimde okulan bir okulu tercih etmesin. Tercih ettiği takdirde açıkta kalacaktır. Yani yüzdelik sırasına göre olan okulları tercih etmesi gerekiyor. Buradaki karışıklık şundan da kaynaklanıyor. Yani 15 tercih sunmuşuz biz A grubunda. Ama velimiz ya da öğrencimiz 5 tane okul tercihi yapmış. Nasılsa bu geçen seneki puanları da göz önünde bulundurarak. Kazanır demiş. Bu okullar gelir, bu okulları kazanırım demiş. Fakat puanlarda bir 20-30 puanında bir fark aralığında bir puan farkı oluştuğundan dolayı burası gelmemiş. Biraz da o rahatlıktan, bazı okullara karşı ön yargıdan da kaynaklanıyor bu. Evet.
Yani Anadolu Lisesi'nin türünde diyelim ki 450 puan civarında puan alan Balıkesir Merkezi bitirdikten sonra Edremit'teki Bandırma'daki okul türünü işaretlediği için oradaki okulla yerleşmiş veya daha düşük düzeydeki okula yerleşmiş oluyor. Biraz buradaki sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Peki, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi yarın açıklanacak. Yarın açıklandığında o tercih sistemine göre pazartesinden itibaren tekrar yine nakil tekrar isteğinde bulunabilecek. Evet, okullarımıza gidecekler. Tekrar nakil isteğinde bulunacak, dilekçe verecek ama bir tane yazabilecek. Evet. O yüzden çok önemli yüzdelik dilimi, yani %10'luk ya da %20'lik başarı skalası, sıralaması neredeyse o dilimler üzerinden buradaki karşılığı olan ikametgahına veya bulunduğu il, ilçe merkezine göre tercihlerini yapmaları çok önem arz ediyor evet. Öğrencimizin. Evet. Bu konularda okullardan, idarecilerden de bilgi alabilirler mi? Şu anda okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız hepsi okullarda görevliler. Bu süreci de çok yakından takip ediyorlar, biliyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum. 1 Eylül'den itibaren de bütün rehber öğretmenlerimiz bu okullarda hizmet verecekler. Ayrıca yine öğretmenlerimiz de, ilgili öğretmen arkadaşlarımız da bu konuda bilgilendirilecektir. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Yarın... Yalnız şu var, yani bu tabii TEOG sınavı yeni bir sınav olduğundan dolayı Türkiye genelinde yaşanan bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Yani sadece Balıkesir özelinde olan bir şey değil. 81 ilimizde olan durum aynı ve tabii ki bir takım sorunlar önümüze gelecektir. Bu sorunların çözüm aşamasında biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tamamıyla çözüm boyutunda olacağız. Sorunların çözülmesi için elimizden gelen bütün ekibimle bu çalışmayı yapacağız. Bakanlığımızda zaten yaşanan sorunlarla ilgili zaman zaman açıklamalarda bulunuyor. İyi bir okulu kazanacak yerde daha alt bir okulu kazandı benim çocuğum diye şikayette, yani şikayet demeyelim ona da, açıklamalarda bulunanlar var. Onların şöyle bir önerisi var. Diyorlar ki mesela o güzel... Düşük olan yeri kazandı değil, yüzdelik dilim. Bir alt alt düzeyde olan. Yani %1'lik, %2'lik dilimde mi çocuk, %20'lik dilimde mi, %30'luk dilimde mi? Bu önemli. Yoksa puan her sene biliyorsunuz üniversite sınavında da bu SBS sınavlarında değişiyordu. Fen lisesine bir sene 485 puanla girilebilirken öbür sene 475 puanla girildi. Yüzdelik dilimler de değişiyor. Ama onlar şunu diyor, yani aslında bizim durumumuz iyi. Peki... biz geçen yıla göre hak ettiğimiz bazı okullar, oralarda kontenjan artırılamaz mı? Mesela birer sınıf daha açılamaz mı şeklinde ifade var. Böyle bir şey gerçekleşebilir. Nereden bu yönde çok talep var. Diyelim ki 120 olan kontenjan 150'ye çıksın, 90 olan kontenjan 120'ye çıksın şeklinde. Bu tabii ki bakanlığımızın yetkisinde olan bir durum. Yarın eğer bu kontenjan artırımlarına birer sınıf ekleyin şeklinde bize bir talimat gelirse biz tabii ki bu noktada hiçbir tereddüde mal vermeden bu okulların kontenjanlarını verilen talimat doğrultusunda artırabiliriz. Ama İl Milli Eğitim olarak şu anda bununla ilgili bir yetkimiz söz konusu. Öyle bir yetki yok. Öyle bir talepte bulunma konusu olabilir mi? Mesela üst düzeyde. O talepleri. Yani siyasilerden ne bileyim Sayın Valimiz gibi böyle üst düzeyde harekete geçilebilir. Buna ben gerek kalmayacağını düşünüyorum. Zaten biraz önce de söyledim. 18 bin civarında bizim kontenjanımız var. 15.500 civarında da öğrencimiz mezun olmuş durumda. Çok rahatlıkla okullarımıza biz öğrencilerimizi yerleştiririz diye düşünüyorum. Evet. Siz o rakamları verince zaten durum ortaya çıkıyor ama tabii orada işte benim çocuğum daha üst klasmanda diyelim, biz biraz da spor tabiri yapalım, evet, olan bir okula girecekken bir alt klasmana gidiyor diye serzenişte bulunabilirler. Onun dışında açıkta kalma diye bir şey söz konusu değil diyorsun. TEOG sınavının bir esprisi de aslında bu yarışmayı biraz azaltmak. Yani velilerimizdeki, öğrencilerimizdeki bu gerginliği biraz indirmek. Yani biz hem veliler, ben de bir veliyim. Veliler olarak ve öğrenciler olarak gerçekten kendimizi çok sıkıntıda hissediyoruz. En iyi okullara yerleştirelim çocuklarımızı diyoruz ama kontenjan belli, yüzdelik dilimi belli. Herkesin kendi kapasitesine, durumuna göre bir okula yerleşmesi söz konusu. Ha, birinci derecede olan bir okul değil de ikinci, üçüncü derecede bir okula yerleşmiştir. Ben okullarımız arasında çok da büyük farklar görmüyorum. Bütün öğretmenlerim, okullarımız gayet Balıkesir özelinde iyi okullara sahibiz. Bu okullarda da
güzel eğitimler verildiğini ben düşünüyorum. Evet, güzel eğitimler verildiği. Balıkesir aslında o gün bir velimiz konuşurken Balıkesir iyi bu TEOG'da başarılı da olduğunu ifade etti. Başarı var, onu da yabana atmamak lazım. TEOG'da tabii ki başarımız var. 403 puandı mesela TEOG 1 sınavındaki başarı notumuz. 403 puandan 413 puana geldi bizim il ortalamamız. Bu noktada tabii ki biz okullarımızla gurur duyuyoruz. Ama bakanlığımızın şöyle bu sene bir yaklaşımı da şöyle. Geçen yıllarda olduğu gibi iller arası sıralamayı açıklamadı. Ve Türkiye ortalamasını da açıklamadı. Bunu da özellikle açıklamayacaklarını düşünüyorum. Ama Balıkesir ilk 10'un içinde midir? İller arasında böyle bir yarış var. Bu yarışta herkes yukarıya doğru tırmanmaya çalışıyor. İlk 10'un içinde midir değil midir? Ama bizim hedefimiz ilk 10'dur. Biz bu hedefe doğru yürüyoruz. Ben şunu söylüyorum. Yani diyelim ki lise sondan mezun olurken öğrencimiz veya öğrencilerimiz, ben diyorum ki 200 tane tıp fakültesi kazanacaksak bunu 400 yapalım. 500 tane mühendislik kazanacaksak bunu 1500 yapalım. 2000-5000 öğretmenlik kontenjanı varsa bunu 10.000'e çıkaralım. Yani ben Balıkesir genelinde bunu özellikle gerçekleştirmeye çalışıyorum. Öğrencilerimizin üniversitede daha iş bulabilecek yetkin, donanımlı bölümlere yerleşmelerini istiyoruz. Bütün hedefimiz budur. Evet. Ama tabii ki son yıllarda ben kendi fikrimi söyleyeyim. Son yıllarda sistemin ana yapısıyla falan çok fazla oynandığında çok problemler doğuruyor hocam. Yani bunu da ifade etmek lazım. İşte bakanlık yetkililerinin açıklamaları var, önümüzde okuyoruz. Yani orada kişilerin işte dini inancına göre, milliyetine göre bir yerleştirme yapmadık biz diyor. Ama neticede bir baktığımızda öyle de bir şey de ortaya çıkıyor. Yani bunları da önleyici bir takım orada maddeler de yerleştirilebilir. Önümüzdeki yıllarda olur gibi geliyor bana. Tabii bu genel bir sıralama olduğu için çok doğru. Dinine ve sıralama yapılırken dinine ve milliyetine göre öğrencinin, çocuğun sıralaması yapılmıyor. Diyelim ki o dört okul türünü işaretlerken, diyelim ki İmam Hatip Lisesi'nde öğrencisini okutmayan bir veli mutlaka o din öğretimi hanesini işaretlemiştir. Bunun farkında değildir. Ya da diyelim ki Endüstri Meslek Lisesi'ne gitmesini istemiyor olsa bile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kısmını işaretlemiştir. Kesinlikle tercih dışında herhangi bir yerleştirme mümkün değil. Evet. Peki, şimdi önümüzdeki pazartesiden itibaren perşembeye kadar yine nakillerle ilgili isteklerde bulunacağız ama bizi Dursun Bey'e verdilerse gidip orada dilekçe vermemiz gibi bir şey de söz konusu. Anladığım kadarıyla o da bir aksama. Önümüzdeki yıl inşallah o da düzelir. Çünkü o da düşünülmemiş olabilir. 100 kilometre yerler var, 120 kilometre yerler var. Veya tercih. Balıkesir coğrafyası da geniş olan bir il olduğu için Erdek, Bandırma'dan tutun Ayvalık'a yerleşmiş olan bir öğrenci 350 kilometreyi kat etmek zorunda kalacak. Bu da velilerimiz ve çocuklarımız için zor bir durum. Şimdi bakanlık önümüzdeki yıl onu der ki nakillerde de nasıl olsa e-okul uygulaması var. Bir şey verir, işte kod verir. O şekilde nakillerde de o şekilde yapılabilir diye de düşünüyorum. Veya bu bağlı bulunduğu milli eğitime gelir, oradan yapılabilir. Bunlar bu çözüm olarak önümüzdeki yıl halledilebilir diye düşünüyoruz. Şimdi hocam birkaç konu daha var. TEOG'u zannediyorum. TEOG'la ilgili eklemek istediğiniz şey var mı? Yok. Şimdi şehrimizde özellikle merkezde de var. Yapımı, inşaatı devam eden okullar var ve okulların açılmasına da çok kısa bir süre kaldı. Onlarla ilgili durum nedir? İlçelerden de birkaç örnek varsa onları da verebiliriz. Ondan sonra bir iki sorum daha var. Evet, bu bayağı detaylı bir konu. Ancak ben kısaca özetleyeyim. Bu yıl eğitim öğretime 24 tane okulumuz, yeni açılan okulumuz var. Bunların 12 tanesi lise ve denge okullar şeklinde. 12 tanesi de ilkokul, ortaokul ve anaokulları olarak eğitim öğretim hayatına girecekler. Bunlardan il merkezindekilerini söylemek istiyorum. Mehmet Azman Çavuş, TOKİ'nin yaptırmış olduğu 2. Sakarya'da bulunan okulumuz. Bu okulumuzu bu sene eğitim öğretime kazandırıyoruz. Burada Sakarya İlkokulu, Sevinç Kurşun İlkokulu ve Kaya Bey Okulu'nun
Ortaokul kısmı eski tabirle ikinci kademedeki öğrencilerimiz buraya yerleşiyor. Burayı ortaokul olarak açıyoruz. Selçuklu mimarisiyle yapılan, TOKİ'nin yaptırmış olduğu çok güzel bir okulumuz. Bura bu eğitim öğretim yılında açılacak. Ayrıca Atatürk İlkokulumuz var. Şu anda Balıkesir'in en çok merak ettiği okullarımızdan birisi. İnşaatı hemen hemen bitmiş durumda. Son görüşmelerimizde 5 Eylül tarihi itibariyle bitirileceği, teslim edilecek yani. Teslim edileceği ifade edildi. Burayı da biz 15 Eylül itibariyle eğitim öğretime kazandıracağız. Yani 5 Eylül 8'inde birinci sınıflar olacağına göre 8'inden önce yetişiyor diyorsunuz. İnşallah. Bir de Cumhuriyet, Gümüşçeşme Mahallesi'nde Cumhuriyet İlkokulu, Ortaokulumuz var. Orayı eğitim öğretime kazandırıyoruz. Bunun dışında Karesi Bey İmam Hatip Lisesi var. Orası 1-2 ay gecikmeyle yetişecek. Bunu özellikle buradan ifade etmek istiyorum. Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda ikili öğretim yaparak bu süreci geçirmeye çalışacağız. Bunun dışında bir de Şule Yüksel Şenler İmam Hatip Lisemiz var. Sefaköy'de biliyorsunuz. Bu okulumuzun da pansiyon kısmı Kasım ayına kadar yetişmeyecek. 1-2 ay öğrencilerimizin, velilerimizin, öğrencilerimizin sabretmesini istiyoruz. Orada da 200 kontenjanlı bir yurdumuz açılacak. Onun dışında herhangi bir inşaatlarda sorunumuz yok diye düşünüyorum. Evet. Peki bir son konu var, daha var. Onu da gündemde. Onu da sorayım size. Programın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Müdürler yeniden bir değerlendirme, puanlama yapıldı. Değerlendirme yapıldı ve müdürler yeniden belirlendi. Bu konuda da işte sendikal anlamda öğretmen, eğitim sendikaları tepkilerini dile getiren sendikalar var. Suç duyurularında bulundu. Bu konuda siz İl Milli Eğitim Müdürü olarak sizin ifade etmek istedikleriniz neler? Evet. Bu yönetici atama süreci çok önemliydi gerçekten. Bizim şu anda 800-850 civarında okul müdürümüz mevcut. Bunlardan 325 okul müdürümüz, yani 4 yıl ve üzerinde olan okul müdürleri değerlendirildi. Bu 325 okul müdürümüzden 75 ve üzeri puan alanlar yine aynı yerlerinde ya da başka okulda müdür olarak görevlerine devam edebilecekler. 75 altında alanlar, ki bu oran %52 şu anda tespit ettiğimiz, bu %52 oranındaki grupta 75 ve altı olduğu için devam edemeyecek. Bunlarla ilgili 75 üzerindeki alan arkadaşlarımız görevlerine devam edecekler. Bunlarla ilgili bir suç duyurusundan bahsediliyor. Puanlama kriterlerinin uygun şekilde oluşturulmadığından bahsediliyor. Bu tabii ilçe milli eğitim müdürlerimiz, şube müdürlerimiz ve okul idaresi, okuldaki öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilen bir süreç. Formlar bu kişiler tarafından dolduruldu. Puanlamayı şöyle özellikle açıklayayım. %25 ilçe milli eğitim müdürünün, insan kaynaklarına bakan şube müdürümüz %20, okul türüne bakan şube müdürümüz %15. Bunların toplamı %60 ediyor. Onun dışında bir kıdemli ve en kıdemsiz öğretmenin vermiş olduğu puan %10. Ayrıca öğretmenler kurulunda seçilen iki öğretmenin vermiş olduğu %10. Öğrenci meclis başkanının seçtiği, öğrenci meclis başkanının verdiği puan %10. Okul aile birliği başkanı ve yardımcısının vermiş olduğu puan %10. Dolayısıyla okuldan edinilen puanlar %40. İdareciler tarafından verilen puanlar %60. Gördüğünüz üzere burada birçok paydaş var. Bu paydaşların değerlendirmelerine göre böyle bir sonuç ortaya çıktı. Ben özellikle milli eğitim açısından bu yeni atanacak olan arkadaşların eğitim öğretime faydalı olacaklarını düşünüyorum. Kalan arkadaşlarla ilgili olarak da zaten önümüzdeki süreçte yine tekrar bir mülakat süreci olacak. Tekrar sınavlar olacak. Orada da tekrar arkadaşlar müracaat edebilirler idareci olabilmek için. Bu puanlamalara göre tekrar mı puanlama yapılacak? Hayır, bu ikinci aşamamız var. Ekim, Kasım ayları civarında tekrar bir sınav yapılacak, mülakat sınavı. Ona göre tekrar boş kalan okullara atamalar gerçekleştirilecek. Evet. Hocam, gündeminiz çok yoğun. Bize de zaman ayırdınız ama biz de hem gündemde yer alan konuları
hem de işte haber yaptığımız, haberlerde çıkan, dile getirilen konuları size yönelttik. Tamamen onların ifadeleriyle yönelttik. Siz de cevabınızı verdiniz. Bize zaman ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Milli eğitim tabii çok kolay değil, çok zor. İşte zamanında bakan söylemiş o konuda okullar olmasa işte milli eğitim diye. Onun için çok hemen hemen hepimizi ilgilendiriyor. Yani 70 yaşında bir anneanne veya babaanne torunundan dolayı ilgileniyor. Yani bu konuyla milli eğitimle ilgisi olmayan kimse yok Türkiye'de. Evet, hedef kitlemiz çok geniş. Çok geniş. Yani Balıkesir'de 13 bin öğretmenimiz, 200 bine yakın öğrencimiz var. 1050 civarında kurumumuz var ama bunun dışında da hemen hemen biraz önce söylediğiniz gibi bütün paydaşlar okullarla ilgili. Yani öğrenci boyutunda, veli boyutunda, vatandaş boyutunda okullarımız çok önemli. Biz okullarımızı en güzel, en iyi şekilde eğitim öğretime kazandırmakla sorumlu kişileriz. Burada sorumluluğumuzu en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Kolay gelsin size. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugün İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Cengiz'le birlikteydik. Az önce de ifade ettiğim gibi birçok konuda açıklamalar yaptı. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim.